ما شاء الله. أنا كنت الشيخ يعني حضر مرة وحضرنا في مجلس في مكة قبل 25 سنة. لكن الشيخ 30 لكن الشيخ شابة وصابحته بيضاء وأنا ما شفت لحيتي باقي شباب أنا. 20 sene diyor da 30 sene önce ben hocamın derslerine gidiyordum. O zaman simsiyah o bembeyaz oldu görüyorsunuz ben hala böyleyim. Maşallah. Yumkin Şeyh Şerif Halim Leben. Bu Leben kedir çok çok süt içiyor ondan herhalde. Hocam benim hocam Abdülfettah Ebu Gudde'nin talebelerinden. Ben Mekke'de üniversitede okurken hocam konferanslar veriyordum. Ben de fasih يحتاج الترجمة إلى العربية لا أيوه لا وعشان نعرف وش تقول خاف لا تغتابني يعني لا يكون ولا غيبة لا يقولوا كل hocam fasih Arapça yani Araplarda bu konuştuğu Arapçayı konuşan çok az. Herkes argo dediğimiz yani köylü lehçesiyle konuşuyor. Hocam fasih konuşuyordu. Ben bütün konferanslarını takip ediyordum böyle 100 kilometre etrafta. Bir 500'e yakın konferansına böyle gitme imkanım oldu hocam. Bütün konferanslarına gidiyordum. Benim eğitimimde çok katkısı var. Programda, çalışmalarımda filan. Hocam çok yaşlı değil. Ama çok çalışıp gayret eden birisi. Buraya geldiğinde o konferansları da getirdim. Hocam o günleri orada tanışmıyorduk biz ama. Çünkü ben tıfıl bir talebeydim. Hocam çok şöhretli bir çalışma ağı vardı. Davet çalışması yapıyordu. Hocamın bir özelliği de dünyayı dolaşıyor. Kafası kapsamlı. Çok Türkçe'ye tercüme edilen kitabı yok ama Üzülme diye bir kitabı var. O Üzülme başlığıyla mı Türkçesi? Üzülme. Bu kitabı milyonlarca basmış bir kitabı Arap dünyasında. Ben hocamdan çok istifade ettim. Seyyid Kutub'un Fizil Avni hocamdan tanıdım. Hadis-i Şerif çok ezberledim, istifade ettim. Allah razı olsun. Şimdi böyle bir vesile oldu, Türkiye'ye gelmiş. Ben de teşrif ettim, Allah razı olsun. Ben de ihtiyacı ile Türkiye'ye tıkat, ola ihtiyacı ile tercüme. Şufun, ne muhtap Türkiye Ahmet? Müteadirim, müteamzah. Şufun, beyt hâdâ, اللي حط جعله الشيخ نور هنا هذا للمتنبي يقول انا اشرح لكم بيت مفيد جدا بيت جميل مش شعر المتنبي شعر الترجمه الشعريه اشهر شعر عربي اكبر شعر عربي واذا كانت النفوس كبارا تائبت في مرادها الاجسام يقول اذا كانت همتك عاليه تؤمن بهذه الامور دائما تذاكر في الدراسه وفي الصف الاول في المسجد وتتعب وتبر والديك يتعب جسمك أما إذا ما كان عندك همة نسأل الله عافية يصير إنسان كالحمار جسمه كبير ولا عنده عقل ولا همة فأنت تقول عظم همتك وعقلك وإيمانك حتى أن الله يرفعك ولا تكون ما عندك همة فيكون جسمك زي الحمار يقول سبحانه وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع الكون كأنهم خشب مسندة Şiiri de hocamdan öğrenmiştim. Geldim buraya bir bayana ders yaparken hoşuna gitmiş. Bayan da bunu yazıp bana gönderdi. Hocam da gördü. Şimdi diyor bu şiiri seferdi. Şiirde diyor ki, Mütenebbi diye meşhur bir Arap şairi var. Onun şiirinden. Kafan büyük olursa bedenin çok yorulur. Şiirin Türkçesi bu. Kafan büyük olursa bedenin çok yorulur. Size bu şiiri tavsiye ediyorum diyor. Büyük kafalı olursan diyor, bedenin çok yorulur diyor. Neden? Çok çalışırsın. Birinci safta namaz kılacağım diye uğraşırsın. Anana babana hizmet edeceksin diye uğraşırsın. Bunlar seni çok yorar. Ama büyük insan olmak böyle bir şeydir. Eşeğin koca beyni var, hiç kafası olmadığı için bir işe yaramıyor. Allah Teala münafıkları gösterirken, münafıkları anlatırken bize büyük adam zannedersin onları. Halbuki kuru ağaç gibidir onlar. İşleri boştur münafıkların, yani mümin olmayanların. Bizim çok çalışıp, büyük kafalı olup yorulan bedenlerin sahibi olmamız lazım diyor hocam. İsterseniz başka bir şiir görmeden hoca gidin buradan.